Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve P2Beast Minecraft serimizin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arasında yaptığım şeyler, şu barrel'lara tüpleri bağladım. Tüpleri bağlarken gördüğünüz gibi şu mikro bloklarımızı kullandım. Gizlemek için. Tüplerimiz bu aşağıdan geçiyor. Göreceğiniz üzere. Bunun dışında şurayı bağladım. Şuraya manager yerine filter daha iyi olur diye düşündüm ve filter bağladım. Doğal olarak. Çünkü buradan gelecekler zaten. Buradan geçecek ve uğrayabilecekleri ilk inventory bu filter. Wet power pipelerinin nasıl çalıştığını hatırlarsanız uğrayabilecekleri ilk yere uğrarlar. İlk önce. Ve filter'a tabii önce şu yukarıdan sapling alalım. Bir tane sapling alalım. Bu filter kabul edebildiği kadar sapling'i kabul edecek. Kısacası bu relay'de dolduğu andan itibaren bu relay'de dolduğu andan itibaren bu filter artık sapling kabul etmemeye başlayacak ve sapling'ler buradan filtre gireceğine direkt şu hattan devam edecekler. Dolayısıyla da burada sorting sistemimize karışacaklar. Evet, basitçe bu olay bu. Ve şimdi son manager'ımızı da yerleştirmeden önce bir item daha yapmamız lazım. Cargo Distributor. Bunun için 4 adet Simple PCB modül ve stone lazım. Simple PCB modüllerimizin planı vardı burada ama malzemeleri yok. 1, 2, 3, 4. Tamam. Sizleri şöyle yerleştiriyoruz. Seni şöyle ve stone'larımızı da şöyle. Ah, seni yanlış yerleştirmişim. Yeni fark ediyorum bunu. Simple her şey kargo distribütörümüz hazır. Manager'ımız işte buna bağlanacak. Ortada creeper var mı diye bir bakalım hemen. Kargo distribütörümüzü şu aşağıya koyuyoruz. Ve bunun tamam bir şey yok. Paranoya başladı bende. Bunu evimize doğru kazalım. Lepek. Bu arada bunu Advanced Diamond Drill ile upgrade etmeyi planlamıyorum hiçbir biçimde. Çünkü normal Diamond Drill bile benim için çok fazla hızlı. O yüzden Overclocked'a upgrade etmeyi planlamıyorum. Hızlı olmasındansa işimi görmesini tercih rahat çalışmayı tercih ederim ben. Evet. Ve gördüğünüz gibi bunda bile gereksiz yere kazabiliyorum her yeri. Evet, şimdi buradaki olay şu. Bunlar bunun tarafları. Bunlar ise şu kargo menajerimizin taraf yönleri. Eğer tüm yönleri purple yaparsak aşağıya bağlı olacak. Ve bunu bizim menajerimize bağlayacağız. Buradaki temel olay şu. Bu purple taraftan bağlı olan şey buradaki tüm taraflar olarak algılanmasını sağladı. Seni alalım. Aşağıya yönel. Tabi buna bir de enerji bağlamamız gerekecek. Onu da halledeceğiz. Tüplerimizi bağla. Ve sana da biraz da 4 ile yolu kapayalım.
Şimdiki seni şöyle atayalım. Minecraft'ın bu yerleştirme bug'ından nefret ediyorum. O da şey, server olayı geldiğinden beri single player'da var. Tabii bu manager'ımıza bir şekilde enerji sağlamamız gerekecek. Siz buradasınız. Ve daha fazla tübe ihtiyacımız var. Tamam. Şu an bu manager'ımıza diyoruz ki sen içeride iki stack güzeldir sanırsın. Hatta dur, bir buçuk stack tut. Bu arada bunların olayı bu. Bu itemlardan tutabildiği kadar, bu ise bu itemlardan burada yazılan kadar demek. Ve senin önceliğin, yüksek yapalım senin önceliğini. Bunun dışında başka hiçbir şey tutma. Başka hiçbir şey tutma dememizin sebebi diğer tüm itemları, yani tüm fazlalıkları direkt olarak sistemimize atacak. Atmaya başlayacak bu. Sistemimize atacak. Atacağı için de direkt bu tüp sistemine geçecek bunlar. Tüp sistemini döşeyelim. Şunun üstünde durarak kazabiliriz. Ve birazdan jetpack'imin şarjı bitebilir. Minecraft'ın en zor yanı. Sıkıntılı yerlere bir şeyler yerleştirmek. Tamamdır. Bu da artık tüp sistemimize bağlı. Seni şuradan değil de. Aa, tabii şarjım bitmiş artık. Dolayısıyla da eski usul yukarı çıkacağız. Şekilde bağlasak bir zararımız olmaz. Bu şekilde de bağlayabiliriz. Her şey görsellik için. Evet, tüp sistemimize bağlı artık bu da. O zaman şimdi ne yapacağız? Ve buraya bir filter daha lazım. Çünkü başka bir item daha yapacağız. Item'ı Apple Juice, yani juice üretiminde kullanacağız. Bakalım Apple Juice'un kullanım alanları neler? Fermenter da bunun dışında Biogas Engine çalıştırmada kullanılabiliyor. Tek kullanımı fermenter. Bunun olayı biraz daha verimli bir biçimde biomass elde etmeyi sağlıyor. Ki bizim istediğimiz de bu. Ki zaten hayvan gibi bir elma üretimimiz var. Dolayısıyla da squeezer lazım bize. Squeezer için tin ve storing casing lazım. Storing casing gibi de yapmak kolay. Tabii 4 tane daha fazla. 12 idi. Ah. Tini bu sefer yanlış hesaplamışım. Ekranda benim fail'larımı izliyorsunuz.
Tamam. Tabii genetiğine ihtiyacım olacak. Cam. Bayağı bir pişirmiştim. Öncelikle starting casing. Tin. Ve cam. Evet, artık bir squeezer'ımız var. Hemen bunu yerleştirelim aşağı. Tabii bunu yerleştirmeden önce bir şey daha yapacağız. Ah, kılıcımızı düşüreceğiz. Elveda Accuse Accumulator. Bu Accuse Accumulator'ı tabii başka güzel işlerde de kullanacağız. Onunla işimiz bitmedi aslında. Şimdilik onunla işimiz bitti. Bunun dışında Squeezer'ımızı koyuyoruz. Seni çıkışa ayarlıyoruz. Ve Redstone'un gücü adına enerjimizi de bağlayamadıktan sonra çünkü kan droplerimiz yok. Bakalım burada kan droplerimiz var mıydı? Ha, varmış bolca. Kan droplerimizi bağlıyoruz. Ha, tabii o esnada ben şuradan elma da alayım. Seni taşıyacağım. Ama önce şuna elmaları koyalım. Seni taşımak istememin güzel bir sebebi var. Çünkü buraya bir auto-crafting sistemi de koyacağız ve o yüzden artık herhangi bir çıkış arayüzüm kalmadı. Giriş arayüzüm. Bu aşağıya auto crafting sistemimizi döşeyeceğiz buna. Tabii buna enerji gelişini nasıl halledeceğim? Buldum, çözdüm. Çözdüm, paniğe gerek yok. Şimdi siz şöyle gidin. Squeezer'ım. Sen buraya gel. Aa, sizin bağlamamanız lazım. Bağlanmamanız lazım dedim. O zaman seni sonra bağlayacağız. Gördüğünüz gibi Squeezer'ımız şu elmaları Apple Juice'a çeviriyor. Ve gördüğünüz gibi burada mulch da elde ediyoruz. Mulch işimize yarayacak bir şey gene. Redstone sinyalimizi verelim. Mulch, fermenter yerine geçebilecek güzel bir şey. Fermenter'den çok daha verimliler. O yüzden onu kullanacağız bayağı bir. Conduit, conduit, conduit. Burası bayağı sıkışık bir hale geldi.
Olsun. Bayağı bir sıkışık. Şimdi hopper'ımızı alalım. Hopper, hopper. Ve hepsine eşit. Bu sayede artık hepsi aynı mesafede olduğu için hepsine eşit dağıtacak. Ve kandiklerin şey likyodakların güzel bir özelliğini hatırlayın. İçlerinde sıvı geçen bir şeyin içinden bir şeye başka bir kandik bağlanmıyor. Bu sayede kandikleri birbirine yakın geçirebiliyoruz. Şuraya lever'ımızı da koyalım. Boyanma süretimiz de güzel bir hale geldi. Bu alttan ise tamamen şu fermenter girişini sağlayacağız. Otocrafting'ine ihtiyacınız olmayacak sanırsam. Fertilizer, pardon. Ve şimdi bir başka tüp daha lazım. Evet. Başka bir filtre daha lazım. Ve tüp daha. Hemen onları craft edip geliyorum. Evet, buraya da filtremizi koyduk. Filtre sadece elma kabul etmesini söyledik. Ve her zaman tabii ki de neyse. Ve elmalarımız her seferinde buna gidecek. Bunu da relay'e ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Çünkü zaten kendi deposu mevcut. Ve seni bir kere daha kıracağım. Çünkü su değil, elma suyu dolmanı istiyorum. Gördüğünüz gibi elma suyu doluyor. Bunun dışında bal da kullanabiliyorsunuz. Balla elma suyu aynı verimlilikte oluyor. Ve artık her şeyimiz tamam. Ve tabii ki de jetpack'in boştu. Hemen bir jetpack'imi şarj edip yatayım. Gündüz olsun. Bu sayede biofuel üretimimizi stabil bir hale getirmiş olacağız. Kılıç elde. Hayır, burada patlamana izin yok. Inventory dolu tabii ki de. Şimdi sizleri şuraya atayım ben. Sana ihtiyacım olacak. Sen burada kalabilirsin. Zaten buraya aitsin. Inventory sorunları, inventory sorunları. Tamam, saplinglerimizi aldık. Elmalarımızı almasak da olur. Zaten yeterince elmamız var. Ve saplinglerimizi bu relay'e koyuyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak içinden attı hepsini ve bunlara eşit olarak dağıttı. Ve ben de woodlarımı düşürdüm. Evet, şimdi bir şey daha yapmamız lazım. En az bir adet bir miscellaneous chest. Yani bir tane chest yapayım fazladan. Fazla malı göz çıkartmaz. Biz böyle diye diye tüm bir de bakıyormuşsun tüm itemlarım gidiyormuş. Şu aksırma gitsin.
4 chest. Dördünü de iron upgrade edeceğiz. Ardından gold'a upgrade edelim mi? Yani gerek yok, sonra bakarız. Ve bunlar bizim tanımlanamayan itemlarımız olacak. Ve size özel bir tübü daha göstereceğim. Iron'larım şuradaydı, değil mi? Evet. Eğer bir iron ile bir tübü yan yana koyarsanız nümedik tüp elde edersiniz. Nümedik tüp direkt orayı en son tercih haline getirir. Yani bunun anlamı buraya gidecek ay dur, onu buradan değil, çünkü burada başka gidecek itemlar da mevcut. Budur. Siz şöyle de gidebilirsiniz. Ve şuraya Restriction Tube'u koyalım. Restriction Tube'un burada yaptığı olay, bildiğiniz gibi Red Power Pipe'ları, tüpleri en yakın inventory'e gider. Restriction Pipe'ın yaptığı, tübün yaptığı şey, bağlı olduğu inventory'leri 5000 blok uzaklıkta gösterir. Bu sayede orası en son tercih olur. Hollow Stone Cover. Ve sizin gözünüzün önünde birkaç cover döşeyim. Stone Cover. Bunun dışında normal Stone Cover. Ve siz de lazımsınız. Aslında bir tane daha Hollow Stone Cover'a ihtiyacım olacak. Orayı koydum çünkü oraya başka bir bölüm daha geçecek. Büyü malzemeleri. Evet, burası büyü odam olacak. Evet, bu şimdilik böyle kalsın. Evet, şu an şunları şu menajerleri ayarlamaya başladığım andan itibaren hop aşağıya düşebilirim. Bir saniye, hazır gelmişken şunları yarım bırakmıştım. Onları tamamlayayım. Gerçi tamamlayamayacağım gene ama olsun, yarım bırakmaktan iyidir. Çeyrek bırakmak. Budum. Şimdi öncelikle inventörümüzü bir boşaltalım. Bunlar zaten dur, woodları, normal woodları ben buraya alayım. Şimdi öncelikle yukarıda neler olacak? Gold, iron, tin, copper, silver, lead. Yukarıda olacaklar bunlar. Yerleştiriyoruz. Iron, gold, tin, silver, lead, copper ve bunları herhangi bir sayıda. Aşağıda olacak şeyler: nikel, platinyum, zinc, steel, invar. Ve şunları da yavaş yavaş, yani tek tek
Koyalım. Bunun dışında Galena, Bauxite, Oylar, Monazit, Tungsten. Sinebar'ın işlenmeyeceği yer var. Aşağı pardon. Evet, şimdi buna geçiyoruz. Bu biraz daha sıkıntılı olacak. Buna girecekler. Biraz daha rahat. Redstone, Glowstone, Nickelate ve tamam. Herhangi bir miktarda. Bunu herhangi bir miktara ayarlamayı unuttuk. Evet. Bu arada aşağıdaki menajerimiz sürekli değişecek. Oxide, Saltpeter, Ruby, Ashes, Dark Ashes, Pyrite, Cinnabar. O yüzden aşağıdaki menajerimize sürekli yeni bir şeyler eklenecek. Tabii aşağıdaki menajerimiz kaldıramayabilir bile. Ender Pearl Dust'ın burada işi yok. O bir mod item'ı, başka bir mod item'ı. Dust koymuş muydum? Sanmıyorum. Evet, koymamışım. Ve sen de herhangi bir miktarda. Sıra geldi cemlerimize. Alt kısım sadece kol olacak. Daha doğrusu kol ve çarkol. Üst kısım. Ama bu garment. Sen de buraya gidebilirsin. Apatite. Diamond. Uranyum. Yani şimdilik şunlar da burada dursun. Ama sonra onların yeni yerleri oluşacak. Şimdi gelelim bunlara. Wool. Zombie Brain. Flaxseed'in burada işi yok. Skeleton Skull. Creeper Head. Sıradan gideyim ya. Sen buradan ayrılabilirsin. Arrow. Wool. Kemik, Gunpowder, Ender Pearl, Blaze Rod, Ghast Tear. Maalesef onu harcayacağız. Evet, şimdi bunları yerleştirelim. En son neyi yerleştirdim? Kafa taslarını buraya değil de bilinmeyen yerlere yerleştirse. Steak, Flash. Pişmiş bunlar. Pişmişleri boş ver şimdilik. Kafaları bilinmeyen çeste yerleştirelim. Burada duracakları ayarladık. Şimdi burada basalt, stonebrick, yine basalt, basalt, Breach, Obsidian, Nether Breach, Clay, sen gel. Tamam. Ah. Sosyal. Flint, sen ayrıl buradan, sen de. Bunlar da tanımlanamayanlara gitsin. Stick'te. Başka ne kaldı? Şunlar kaldı. Bu alttaki en kolayı.
Oh. Evet. Revel, Dirt, Sand, Cobblestone. Bunun içinde sadece bunlar duracak. Ve any amount. Sen de any amount. Wood sende durmayacak. Netherwort. Çiçek. Potato girmeye. Poisonous potato. Senin başka kullanımın var mı? Pumpkin. Elmanın sonradan gireceği yer sen al. Seed. Çiçekler burada durmasın. Vazgeçtim. Corn. Sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada durma. Sen burada durma. Sen burada dur. Ayarlayalım tek tek. Bunun dışında kitap burada durabilir. Normal wood burada durabilir. Sen burada durabilirsin. Zehirli patates ve wheat de burada duracak. Tamam. Elmayı koyduk mu? Koyduk. Şimdi sizi de herhangi bir miktarı ayarlayalım. Hepsi doğru ayarda mı? Kontrol edeyim bir. Bundan sonra enerjimizi bağlayalım. Bu değil. Tam artık hepsi doğru ayarda sanırsam. Evet. Şimdi yavaş yavaş hepsine enerji bağlamaya başlayalım. Aa dur. Önce bir şey unuttuk. Bunu yapmadan, bunu bir sonraki bölümde yapabileceğiz. Çünkü öncelikle aşağıdaki şu sistemi bitirmem lazım. Sen Igneous Extruder yapmış mıydım? Yapmışım. Igneous Extruder'ımı da bağlayayım. Herhangi bir yerden giriş istemiyorum sana. Sadece buradan çıkışın olsun. Ve bir saniye senden lav alabiliyor muyum ben? Hayır alamıyorum. Neyse benim portable tankım vardı, bir yerlerde. Onu da alırım. Evet. Bu bölümde buradan benden bu kadar sanırsam. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerin günler. İyi eğlenceler.